Merhabalar sevgili Çok Yaşa izleyicileri ve özellikle saçsızlıktan şikayetçi olan erkek izleyicilerimiz. Biz şimdi sizler için İstanbul Bağcılar'da özel bir cerrahi tıp merkezinde saç ekimini aşama aşama takip ediyor olacağız. Medikal estetik hekimi Doktor Resul Yaman bizlerle birlikte. Eğer sizin de bu konuyla ilgili sorularınız olursa ekranın altında görmüş olduğunuz iletişim numaralarından bizlere iletebilirsiniz. Merhabalar Resul Hocam. Merhabalar. Bir yabancı hastanız bizimle birlikte. Evet, bugün Zara ile birlikteyiz. Sağ olsun bizi de kırmadı, çekimini yapmamıza izin verdi. Ben biraz önceden başlamıştık, çekime sonradan karar verince bir hazır oldu aslında işlem. İlk başta da bir analizini yaptık hastanın. Saç kalınlığını ölçtük. 5.3 mikron bir saç kalınlığı var. Saç kalınlığına göre santimetre karedeki grafik dağılımını hesapladık. Bizim için frontal alan dediğimiz şu ön bölge ve şu iki alan çok değerli. Dolayısıyla bu alanın saça şekil verebileceği, imaj verebileceği yoğunluğa ulaşması lazım. Burada ilk alanda santimetre karede 48 graf kullanacağız. Burada 40 graf kullanacağız ve azaltarak ilerleyeceğiz donörünü değerlendirmek için. Tabii ilk işlemimiz, bütün bu değerlendirme analizden sonra operasyon olarak ilk işlemimiz hastanın line'ını, çizgisini oluşturmak. Çizgide de hastanın yüzünün hatları çok iyi hesaplandı. Yüzünün hatlarına göre ölçümler yapılarak bir line oluşturduk. Tabi burada bu hastanın daha spesifik istekleri var işte. Bu temple'ları, yan tarafları biraz daha indirmek istedi. Hastanın istekleri de muhakkak önemli. Hastanın istekleriyle bizim isteklerimizin kavuştuğu nokta olması lazım işin. Yani biz bu temple'ları biraz daha aşağı indirmiş olsak yanları daha çirkin durabilir. Burada bir golf ünlü olması gerekiyor. Hatın düzgün olması, yüzüne yakışması gerekiyor. Burada bu biraz daha spesifik bir iş. Her zaman bu kadar aşağı inmeyi çok tercih etmiyoruz. Hastanın özel isteği de oldu. Önemli olan şu giriş olması gerekiyor. Tabii, değil mi hocam? Dümdüz bir hat olmayacak. Evet. Erkeksi bir görüntü sağlanacak. Erkeksi bir görüntüsü olacak. Sonra saçlarının, kaşlarını çatma mimik kaslarının üzerinde olmayacak. Çünkü mimik kaslarıyla beraber saçlar oynayabilir. Ayrıca de sadece hani bu aralıkta önemli değil. Belli noktalarda dikkat etseniz noktalar koyduk. Bunlar da hesaplanarak koymuş noktalar. Bu karşılıklı simetri de olması gerekiyor. Düzgün simetrik bir line oluşturduktan sonra operasyona başlayacağız. Yani bir lokal anestezisini yapacağız bu bölgeye. Hastamız uyanık. En önemli aşamalardan bir tanesi sonra, hazırlık aşaması zaten. Evet, kanallarını açacağız. Kanallarındaki işte bu saçın yönü de çok önemli. Kanallarını ben 2009'dan beri bu işi yapıyorum. Hakikaten severek de yaptığım bir iş. Kendi saçlarım da ekim. Ve işin böyle şeyinden, alaylısından da derler ya, böyle hani alaylı yetişme sayılırım. Kanalları her hastamın kanalını kendim açtım. Bir şekilde benim adımı taşıyan her hastanın kanalını muhakkak kendim açtım. Çünkü kanal aşaması çok önemli. İşin saçın çıkışını, çıkış yönlerini, işte ondan sonra sıklığını belirleyen aşama. Burada bir santimetre kare aparatı kullanacağız. Özel bir aparatla santimetre karedeki grafik sayısını belirleyerek düzgün, ritmik bir şekilde açacağız. Kanallar bittikten sonra da tabii ekstraksiyon, çıkarma işlemine gelecek. Sonra kökler çıkarılıp yerleştirilecek. Finish'te ben, bitişte bütün kanallarım dolmuş mu? Bir kontrol edeceğim ve mükemmel sonuca ulaşmış olacağız. Kesinlikle belli bir disiplin şart. Hem kanal açma aşamasında, hem alım aşamasında, hem de işlem bittiğinde kontrol aşamasında bu multidisipliner yaklaşımı ben sergilediğimi düşünüyorum uzun yıllardır. Hastanız bu sırada neler hissedecek? Şimdi kendisine bir anestezi uygulanacak mı? Evet, bir anestezi uygulayacağız. Şüveye inşallah. İnşallah. Çok az bir ağrısı olacak tabii, muhakkak ağrısız olmuyor. Ama tabii yavaş yavaş, slow slow yapacağız ve çok sorun olmayacak. Burada güzel, konforlu bir ortamda, evet, televizyonu da var. Televizyonumuzu seyredecek. Televizyonumuzda işte bizim uluslararası işler yaptığımız için Rus kanal, İtalyan kanal, Alman kanal, işte Arap kanal, hepsi var. İstediği bir kanalı seçiyor, oradan kendi ülkesinin gündemini de takip edebiliyor. Ne kadar bir süre kalacak bu odada? 8 saat kalacak aşağı yukarı. 8 saat kalacak. Tabii arada yemek arası vereceğiz, çıkacak. Arada yemek arası verebilir, uyuyabilir, televizyon seyredebilir. Tabii bilgisayarından Facebook'ta bir şeyler yapabilir, işte sosyal medyasını takip edebilir. Her şey yapabilir. Sadece biraz stres, do you have stress? No stress. Çok rahat görünüyor gerçekten. I like it. Okay. Thank you very much. Your consultation. You're welcome. Okay.
Hocam biraz da sizden ben operasyon sonrasını öğrenebilir miyim izleyicilerim adına? Örneğin sonuçlar ne zaman gözlemlenmeye başlıyor? Tabii 3,5 ayında başlıyor saçlar çıkmaya. İlk başta tabii yerleştiriliyor. Yerleştirildikten sonra bir 10 gün kabuklanması, yara beresi süreci var. Onlar bittikten sonra şey başlıyor. Bir güzel bir görüntü oluşuyor. Birinci ayında shock loss dediğimiz shock dökülme var. Saçlar bir dökülüyor. İşte orada bir panik başlıyor galiba, panik değil başlıyor. Mi? Sonra 3,5 ayına kadar insanlar ne zaman çıkacak, işte nasıl olacak kaygısı var. Ama biz genelde her hastamıza bunu anlatıyoruz. Çoğu da zaten araştırıp geliyor. Bir o 3,5 aya kadar sabredecekler. 3,5 ayda ufak ufak çıkmaya başlıyor. 6. ayında birçok hastanın %70 oranında saçları çıkmış oluyor. Geriye kalan %30'luk kısım 1 yıla kadar, 1,5 yıla kadar sürüyor. Saçın inceliğiyle, kalınlığıyla bağlantılı olarak. Ama iyi sonuç için, yani saçlarımı artık ben tarıyorum diyebilmek için 6 ay. Hakikaten çok iyi oldu saçlarım. Jöle falan da sürüyorum, çok iyiyim diyebilmek için de 1 yıl demek daha şey mantıklı. Hocam İstanbul Bağcılar'dasınız. Atatürk Havalimanı'na da oldukça yakın. Evet, bir merkezdesiniz de, ve çok sayıda yabancı hastanız evet, var. Şu yani, anda yanımızda olan beyefendi de Arap kendisi. Hasta. Bizim burada yaklaşık %40 hastamız İspanyol. Bir %20'lerde bir İtalyan hastamız var. %20'ye yakında bir işte İngiltere, Danimarka falan. Hastalar da biliyor artık. Ve %10-15 civarında bir Arap hastamız var. Yani daha çok Avrupa hastasına çalışıyoruz ve Arapları. Sizce neden böyle? Neden Türkiye'yi tercih ediyorlar? İyi yapıyoruz. Hakikaten iyi yapıyoruz. Yani bütün maliyetler uygun. Maliyetler uygun. Sadece maliyet meselesi değil. Mesela Arap hastada biraz maliyetle oynayabilirsiniz. Yani maliyeti daha mesela maliyet bazlı düşünebiliyorlar. Yani daha ucuz. Ama Avrupalı hastayı maliyetle ikna edemezsiniz. Yani ben ucuza yapıyorum diye gelmez. Kalitenin peşinde. Kalitenin peşinde. Yani biz o yüzden de kaliteli iş çıkarmamız gerekiyor. Onlara nasıl hizmetler veriyorsunuz? Havalanından karşılamamız var. Tabii şoförümüz işte bir IPB araçla karşılıyor, oteline yerleştiriyor. İşte hastaneye git gellerini biz yapıyoruz kendi aracımızla. Son havalimanından yolcu edene kadar hasta bizim refakatimizde bir yardım, işte tercümanı var yanında. İşte hekim zaten devamlı burada. Anladığım kadarıyla bir tatil gibi bir dönem söz konusu ama ne kadarlık bir tatil bu? Çok, 3 günlük. Çok tatil. 3 gün yeterli. Evet, 3 gün yetiyor. Yani, çok da tatil için düşünmüyoruz ya. Tatilci değiliz biz aslında. Tatil saç ekiminde tatil bazlı düşünmemek lazım. Rinoplastide diğer daha ufak operasyonlarda tatil bazlı düşünülebilir. Hani biraz da gezelim ama saç ekiminde istirahat önemli. Ödem olmaması için. Daha çok biz tatil için hasta beklemiyoruz. Daha çok ben iyi saçlara sahip olmak istiyorum diyen hastaları bekliyoruz. Hocam merkezinizde diğer işlemler de yapılabiliyor. Tabii, estetik cerrahi var. Tabii estetikçilerin buruncu arkadaşları işte rinoplasti yapanlar onlar biraz daha önce gezebilirsiniz. Çünkü onun bir de bandajının çıkarılması etmesi bir 5 günlük bir süreç var. Orada tabii değerlendirebiliyor. Burada 3 gün yetiyor. Ve onlar için de primer şey iyi iş. Biz güzel iş derdindeyiz. Yani tatili onlar bir şekilde organize etsinler. Tatili daha çok iş için istiyoruz. Ve evet. Şunu da istiyorum ben özellikle. Doktor Resul Yaman olarak yani Google'dan girip insanlar tarayabilirler. Biz uluslararası platformların hepsinde varız. Bugün işte Hair Restoration Network denen bir platform var. Florida menşeli, Amerika menşeli. Orada tavsiye edilen iki Türk hekimden biriyiz. Dünya genelinde 60 Türk hekimi var. Ne mutlu. İkisinden biriyiz. İtalya'da Belli Capelli diye bir blog var. Orada tavsiye edilen 8-10 hekimden biriyiz. İspanya'da Recuperal Pera var. Orada tavsiye edilen iki Türk hekimden biriyiz. Yani tavsiye ile daha çok çalışıyoruz. İnşallah diğer Avrupa ülkelerinde de tavsiye listelerine gireceğiz. Amacımız her yere ulaşmak. Evet, bizler de buradan vesile olmaya çalışıyoruz bu işe. Düzgün iş yaptığımız sürece ulaşacağımızı düşünüyorum. Ben bunu çok samimi söylüyorum. Çin dahil. Evet, Çin dahil dünyanın hemen hemen her yerinden. Meksika, Güney Amerika, ondan sonra Brezilya, Çin. Şu ana kadar buraya getiremediğimiz tek bir Japon hasta var. Onun dışında hemen hemen dünyanın her yerinden hasta aldık ve almaya da devam edeceğiz. Hedefimiz dünyanın her yerinden saç ekim hastalarını Türkiye'ye toplamak diyoruz. Bir fotoğraf atıyorsunuz. Önden, yandan, arkadan donör bölgeye alacak. Fotoğrafları maille, WhatsApp'la orada ulaşabileceğiniz herhangi bir yerden attığınız zaman doğrudan muhakkak bana geliyor. Ben fotoğrafı değerlendirip ya bu hastaya şu kadar gref lazım, 4000 gref lazım, 3000 gref lazım. Hasta fotoğraflarını alıyor. O konaklaması nasıl olacak, oteli nasıl olacak, hangi ilaçları kullanacak, bütün verileri ulaşmış oluyor. Ne kadar fiyata mal olacak hepsi. Ve
kararını verip ona göre gidiyor. Tekniğimizi de araştırma şansları var. Bütün dillerde bizim çünkü spesifik bir teknik kullanıyoruz. Modifiye bir teknik kullanıyoruz. Motor hızının daha düşük olduğu manuel alıma yakın bir teknik. Hem operasyonu iki parta bölüyoruz. Tek seferde çok Graves ekibini çok doğru bulmadığımız için. Hem modifikasyonumuzu daha iyi sonuca ulaştırmak için hazırladığımız o teknikteki bize özel olan değişimi inceleme şansları olur. Türkçe'de, Almanca'da, işte İngilizce, İspanyolca, Arapça hepsinden inceleyebilirler. Ve aradaki farkı zaten göreceklerdir. YouTube'da da takip edilebiliriz. Facebook'ta zaten varız. Sadece saç ekiminde değil, bütün estetik hastalarını toplayacağız. Türkiye'yi bizim mi kliniğimiz hakikaten iyi bir estetik kliniği. Diğer estetiklerde de biz yani her yerden hasta alacağız. Geçen hafta ben İtalya'daydım. İtalya'dan estetik hastaları gelmeye başladı yavaş yavaş. Daha önce de geliyordu. İspanya'dan da alıyoruz. Arap ülkelerinden zaten estetik hastası alıyorduk. Hem estetik hem saç. Tam saç ekimine gelmişken zaten estetik operasyonlara da başvuruyorlardır değil mi? Aynen öyle. Peki. Biz başlayalım. Tamam. Ufaktan. Sizi hastanızla baş başa bu bırakıyorum. Bu enjeksiyon aşamasını size göstermeyeceğim. Sonra pişman olursunuz. Rütük gereği biz de gösterebiliyoruz efendim. Kusura bakmayın. Kısa olacak ama. Sağ olun. Sizi hastanızla baş başa bırakıyoruz şimdi. Evet, medikal estetik hekimi Doktor Resul Yaman'dan saç ekiminin detaylarını öğrendik. Hala aklınıza takılan sorular varsa ekranın altında görmüş olduğunuz iletişim numaralarından bizlere iletebilirsiniz.